Retro Saver kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir PlayStation Pro'ya bakacağız. Bakımını yapacağız. Ayrıca termal grizinin likit metalini kullanacağız. İletkenlik oranı çok yüksek olduğu için uygulamada ekstra bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Herhangi bir şekilde işlemcinin etrafında bulunan bir komponente temas ettiği zaman normal bir iletken gibi davrandığı için uygulamayı yaparken ekstra bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Ve bunun yanında yine termal grizinin termal pedi var. Bunu da kullanacağız. Diğerlerine göre oldukça iyi performansta etki yaratıyor. PlayStation'ımızı bir açalım. Güvenlik bandımızı çıkarttık. Şurada bir vidamız var. Bu vidayı çıkartacağız. Burada yine özel bir ucumuz var. Tork 7 ya da Tork 8 diye geçiyor sanıyorum. Öncelikle bu vidamızı açıyoruz. Şurada bir tane daha bandımız var. Onu da çıkartalım. Tam şurada bir bandımız daha vardı. Şu şekilde. Onu da çıkarttık. Hard diskimizin olduğu bölüm. Şuradan yukarı doğru çekeceğiz. Şu şekilde. Hard diskimizin olduğu yer. Burada da bir tane vidamız var, onu da çıkartalım. Hard diskimizi bu kısımdan tutup yukarı çekeceğim. Bu şekilde hard diskimizi de çıkarttık. Şimdi şu köşeden başlayacağım. Bu şekilde tutuyorum. Aşağı doğru. Burada gördüğünüz çentiklerden cihazı kurtararak aşağı doğru çekerek alt kasayı aldım. Gördüğünüz gibi alt kasamızı çıkarttık. Şimdi aynı işlemi üst tarafa da uygulayacağız. Şu şekilde bir uç kullanabilirsiniz ya da şu şekilde bir uç kullanabilirsiniz. Şu bölümlerden şu çizgiyi görüyorsunuz. Buraya birkaç noktada zaten tırnak var. Öncelikle onları çıkartarak üst kasayı da alacağım. Bu tarafta görmüş olduğunuz tırnakları açtım. Gördüğünüz gibi zaten ön taraf açıldı. Şimdi aynı işlemi bu taraf için uygulayacağım. Önce yan taraftaki tırnakları açacağım yine. Üst kapağı da aldık bu şekilde. Bu bölgede 4 tane vidamız var. Bunları da çıkartalım. Güç ünitemizin vidalarını çıkarttıktan sonra diğer tarafa geçiyorum. Buradaki vidaları da açacağım. Kablolarımızı dikkatli bir şekilde çıkartacağım. Bu kablolara ekstra özen göstermek gerekiyor. Hassas kablolar.
kabloları aldıktan sonra üst kapağımızı dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Buradaki kabloları da çıkartacağım. Şurada bir çentik var. Önce onu kaldıralım. Kablolarımızı çıkarttık. Şu anda herhangi bir bağlantımız kalmadı. İşlemcimizin vidalarını da sökelim. Burada yine dikkat edilmesi gereken bir nokta var. İşlemcimizin vidalarını sökerken buraya tam olarak oturan bir tornavida kullanın ki burada herhangi bir şekilde vidayı kaydırmamaya özen gösterin. Çünkü bunların sıkılması önemli. Yani çok fazla değil, çok az da değil, tam ayarında sıkmanız gerekiyor. O yüzden de vidalara zarar vermemeye özen gösterin. Yine ikisini de dengeli bir şekilde açıyorum. İlk karşımıza çıkanlar gördüğünüz gibi termal petlerimiz. Bunların değişimini de yapacağız. Şimdi anakartımızı alacağım yavaşça yukarı doğru. Şimdi buradaki termal macunumuzu temizleyelim. Kenarlardan içe doğru alacağım. Bu noktada biraz ipe kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde artık bırakmadan temizliğimizi yaptık. Bu termal petlerimizin değişimini de yapacağız. Anakartımızın üstündeki termal macun artıklarını da temizleyelim. Burada yine ipa kullanacağım. İpa ve fırça yardımıyla kalan termal macun artıklarını temizleyeceğiz. İşlemcimizin üstünü temizledik. Termal petlerimizi ayıracağım. Anakartımızın üstündeki. İçinden bir sertifika çıkıyor. Bu sertifikanın üstünde bir adet kod var. Aldığımız ürünün orijinal olup olmadığını bu şekilde anlayabiliyoruz. Termal pedimiz burada. Şimdi buradan referans alacağım bir tane. Ve buna göre uygun boyutta kesim yapacağım. Termal petlerimizi kestik. Şimdi üstündeki jelatinleri çıkartacağım. Jelatini çıkarttığım kısmını direkt uyguluyorum. Ardından diğer kısımda kalan jelatini de çıkartacağım. Diğer taraftaki jelatini de çıkarttım. Şu anda ilk termal petimizi uyguladık. Diğer termal petlerimizin hepsini aynı işlemi uygulayacağım.
termal petlerimizi bu şekilde uyguladık. Bu noktada kalan termal petlerimiz de var. Bunları da uygulayacağım şimdi. Termal petlerimiz anakartın üstünde. Bunları çıkartıp yeni termal petleri yerleştireceğim. Termal petler biraz yapışkan formda oluyor. Zaten katı oldukları için bu şekilde olmaları gerekiyor. Bu noktalara da termal pet uygulaması yapacağız. Termal petlerimizin uygulamasını bu noktada gerçekleştirdik. Eski termal petlerimizi yeniledik. Termal macunumuzu açalım. İzopropilli mendil var. Zaten temizlik işini yapmış. Nasıl uygulayacağımızı gösteren bir prospektüs var. Termal macunu, yani likit metali, kesinlikle alüminyum bir yüzeye uygulanmaması gerektiğini söylüyor. Alüminyum yüzeylerde bu alışım problem çıkartıyor. Sadece bakır yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. Alüminyum olmaması gerekiyor yani kullanacağınız yüzey. Bu önemli bir detay. Termal macunumuz, uygulamayı kolaylaştırmak için kulak çubuğuna benzer 2 adet çubuk. Bir adet uygulamayı yapmak için ince uçlu enjeksiyona benzer bir şey var. Ya da bununla da yapabiliyorsunuz uygulamayı. Bu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Uygulayacağımız bu termal macun iletkenlik seviyesi çok yüksek olduğu için sadece uygulayacağımız noktaya sürmemiz gerekiyor. Yani olur da işlemcinin bu noktalarına herhangi bir şekilde temas sağlanırsa problem çıkartır. Yani bozulabilir kısa devre yüzünden cihazınız. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Gerekli olan başlığı taktım. Şuraya çok az bir miktar uygulamasını yapacağım. Bunu istersek biraz yaydırabiliriz. Şu şekilde. Halza kenarlara taşırmadan yaydırıyorum. Buradaki bir kısmı diğer tarafa aktaracağım. Gördüğünüz gibi bu da bakır bir yüzey. Uygulamasını buraya da yapacağım. Bu noktada kesinlikle azami bir dikkat göstermemiz gerekiyor. Herhangi bir problem çıkmaması için. Eğer fazla olduğunu düşünürseniz enjeksiyonla biraz geri çekmeniz gerekiyor. Çünkü bu iletken bir madde. Ben birazını geri çekeceğim şimdi. Uygulamamızı yaptık. Şimdi anakartımızı geri yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra kesinlikle çok fazla sarsmamaya özen göstereceğim. Bu şekilde önce bu kısmı yerleştireceğim. Ardından kablolarımı toparlayacağım şöyle.
kablolarımızı taktıktan sonra işlemcimizin muhafazasını yerleştireceğim. Bunu birazcık şöyle esnetebilirsiniz tam ortadan. Çok az ama. Şimdi tekrar yerlerine takalım. Yine sıkarken dengeli bir biçimde sıkıyorum. Ne çok fazla ne çok az, tam ayarında sıkmanız gerekiyor burayı. Üst kapağımızı kapatabiliriz. Önce köşelerden tutturacağım, dört köşeden. Daha sonra da işlemcinin olduğu noktadan başlayacağım vidalama işlemine. Önce dört köşeye vida atıyorum. Şimdi dört köşeye vida attıktan sonra işlemcinin olduğu kısımdaki vidaları sıkacağım. Alt kısımdaki vidalamayı bitirdiğimizde elimizde 6 adet vida kalıyor. 2 tanesi buraya, 4 tanesi de güç kaynağımızın üzerine takılacak. Güç kaynağımızı taktıktan sonra şurada kalan 2 vidayı takacağım alt taraftan ve alt taraftaki tüm vidalarımızı takmış olacağız. Şimdi güç kaynağımızı takalım. Bu sırada fanımızın üstündeki tozu da alabiliriz. Cihazımız zaten fazla tozlanmamış. Power'ımızı takacağım yerine şu şekilde. Önce kablomuzu yerine yerleştireceğim şuraya. Daha sonra da power'ımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Zaten kendi kendine oturuyor. Fazla zorlamadan. Cihazımızı toparlamayı bitirdik. Şimdi sadece kapaklarını takacağım. Önce alt kapağını takalım. Ön tarafı önce geçiriyorum. Daha sonra arka tarafa oturtuyorum. Üst kapakta ise tam tersi olarak önce arka tarafı oturtmanız gerekiyor. Şu anda kapaklarımızı da kapattık. Hard diskimizi takalım. Şimdi bir tane vidamız vardı, dış kapağa bağlı olan, onu da takıyorum. Bantlarımızı tekrar yerine yerleştireceğim.
Hard diskimizin kapağını kapatalım. Cihazımız kullanıma hazır. Likit metal uygulamasını yaptık. Cihazımız olduğundan çok daha soğuk çalışacak, daha serin çalışacak. Likit metal uygulaması termal macun uygulamalarının arasında en iyi olanı. Uzun vadede kullanılacak cihazlar için kesinlikle bu uygulamayı öneriyorum. Fakat alüminyum yüzeylere uygulanabilen bir macun türü değil. Sadece bakır yüzeylere uygulanabiliyor. O yüzden kesinlikle kullandığınız yüzeyin hangi madenden olduğunu bilmeniz gerekiyor. Alüminyum olmaması lazım yani kullanacağınız yerin. Alüminyum olursa içerisinde bu likit metalin sanırım galyum içeriyor. Galyum da var. Galyum alüminyumu eritiyor. Bu yüzden de alüminyum yüzeylerde kullanıldığı zaman cihazınıza zarar verirsiniz. O yüzden kesinlikle bilinçli bir şekilde ve profesyonelce uygulanması gerekiyor. Uygulanan bölgedeki diğer komponentlere herhangi bir şekilde temas etmemesi gerekiyor. O yüzden bilinçli bir şekilde uygulanması gerekiyor. Fakat bu termal macun çok uzun yıllar dayanıyor ve gerçekten işe yarayan bir macun. En az 8-9 derece daha aşağıda çalışıyor cihazın ısısı. O yüzden bu uygulamayı tavsiye ediyorum. İçeriklerimi beğeniyorsanız ve daha da gelişmesini istiyorsanız lütfen videomu beğenin ve paylaşın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa videom o kadar iyi olur. İzlediğiniz için teşekkürler.